Dəyərli məsləkdaşlarım, hoş gəldiniz. Hər şeydən öncə Azərbaycan Ürək Damar Cərrahisi Cəmiyyəti adından, bizim üyələrimizin adından Ulusal Vaskulyar və Endovaskulyar Cərrahi Dərnəyinin çox dəyərli yönətim kurulu üyələrinə şükranlarımı sunuyorum. Bu ortaq toplantıyı düzənləmə fırsatı verdiklərinə görə, bu onuru bizə yaşatdıqlarına görə hepsinə çox təşəkkürlər ediyorum. Biz Azərbaycan Kalp Damar Cərrahisi Dərnəyinin naçizane ben başkanı olarak bugün burada iştirak eden ve etmeyen üyeler olarak çok büyük çoğunluğumuz Türkiye'de eğitim almış, Türkiye'de yetişmiş cerrahlar, hemşireler, perfüzyonistler olarak Azerbaycan'da faaliyette bulunuyoruz ve bunun için bir daha bu fırsattan istifade ederek bizi yetiştirenlere, çok değerli hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Anevrizması ve kapak koruyucu cerrahi Azerbaycan Kalp Damar Ürek Damar Cemiyeti Başkanı Kamran Kasımoğlu Musayev. Değerli meslektaşlarım, sevgili hocalarım, kapak koruyucu aort kökü cerrahisine başlamadan önce ben yine anatomi konusunda birkaç kelime söylemek istiyorum. Her şeyden önce benim için en önemli olan soru şu: cerrahi açıdan aortik anülüs neresi? Tabii bizim mitral kapakta alışık olduğumuz tarzda aortik anülüs olmadığını biliyoruz ama hep günlük pratiğimizde de kullanıyoruz. Ve son zamanlarda hem bizim virtüel olarak düşündüğümüz bazal bir ring üzerinde olan anatomik ventrikulo-aortik junction'ın, ondan daha yukarıda olan sinotubular junction'ın toplamına aort kökü deyip fonksiyonel aortik anülüsten bahsetmek bence en doğru yaklaşım olacak diye düşünüyorum. Aort köküne içeriden baktığımız zaman tablo daha karışık, asimetrik, aortik anüler baz dediğimiz kısmın üzerinde olan aortik lifletler, sağ sol koroner ostiyumlar ve sinotubular junction'ın tamamen birbirine asimetrik yerleştiğini görmekteyiz. Ve dışarıdan baktığımızda da bunun özellikle aort kökü ameliyatlarında, eksternal diseksiyonlarda dikkate almamız gereken noktalar tamamen sol sağ komissürün diğerlerinden biraz daha yukarıda olması ve infundibulumun bölgesinde musküler septumdan dolayı bizim çok fazla diseksiyon yapamaz durumda olduğumuzu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Aort kökü rekonstrüksiyon ameliyatları 80'lerin başında Dr. Jacobs, 90'ların başında David tarafından klasik iki formu tarif edilmiştir ve o günden bugüne çok yaygın şekilde uygulanmakla birlikte çokluca modifikasyonları önerilmektedir. Temel olarak Jacobs veya remodeling ile reimplantasyon tekniklerinin arasındaki farklılıklar nedir diye baktığımızda, remodelingde proksimal dikiş hattımız bir adet bulunmaktadır ama reimplantasyonda iki adet proksimal dikiş hattımız olduğu için bu daha güvenli bir hemostaz sağlamaktadır. Tabi remodelingde subanüler dikişlerin olmaması aynı zamanda postoperatif dönemde, özellikle uzun dönemde anüler dilatasyon şansını artırmakta ve implantasyonda tam tersin bunun karşısına alınmaktadır. Reimplantasyonda düz bir tüp graft içine tüm aort kökünü yerleştirmemiz tabii ki biraz sonra da bahsedeceğiz aort, normal lifletlerin dinamiğini bozmaktadır. Tabi remodeling teknik açıdan daha kolay ve daha hızlı yapılabilen bir ameliyat. Reimplantasyon ise remodeling'e göre biraz daha teknik olarak komplike bir ameliyat. Bu ameliyatlar tabi 90'lardan sonra çok geniş yayıldı ve aort diseksiyonu, biküspit aort kapakları gibi günlük pratiğimizde karşılaştığımız kritik senaryolu challenge vakalarda da uygulanmaya başladı ve artık 2000'lerin başından itibaren aort diseksiyonlarında da
reimplantasyon və remodeling əməliyyatlarında başarı ilə uygulandığı göstərilmişdir. Bunları həm Avropa yayınlarında, həm Amerika kaynaklı, Kuzey Amerika kaynaklı yayınlarda da aort, kapak koruyucu aort əməliyyatlarının aort diseksiyonu durumlarında da güvənlə uygulanabildiğini göstərdilər. Biküspit aort kapaklarda da kapak koruyarak aort kökü rekonstrüksiyonu yapılabildiğinin de seri çalışmaları yayınlanmıştır. Bunlardan ben bir örnek bu slaydımızda görüyoruz. 23 hastanın 7 tanesi tip 0, 16 tanesi tip 1 ve tip 2 biküspit aort kapakta mükemmel sonuçlarla kapak koruyucu aort kökü rekonstrüksiyonu uygulanmıştır. Ve 90'lardan sonra Dr. David'in öncülük ettiği hep reimplantasyonla remodeling ameliyatlarının karşılaştırması ve bu David'in öncülük ettiği yayınlarda reimplantasyon lehinde mükemmel sonuçlar yayınlanmakta. Bunlardan en önemli endpointlerden bir tanesi hafif ve üzerinde aort yetersizliğinin görülme oranı. 15 yıllık sonuçlarda reimplantasyonda görülmeme oranı %95'lerdeyken remodelingde %66'larda kalmaktadır. Tabi bu reimplantasyon lehinde çok önemli bir istatistik. Ve bu çalışmada anülüs çapına bakıldığı zaman remodelingde yıllar içinde anülüs çapının genişlediği görülmektedir ve remodeling yaptığımız vakalarda bir anüloplasti ihtiyacı doğmaktadır. Ve yine Severs ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da eğer aort anülüsünün çapı 28-30 milimin üzerinde ise Yakup yaptığımız, yani remodeling yaptığımız vakalarda bu ileride aort yetersizliği oluşması için bir risk faktörü taşımaktadır. Keza eğer kuspislere, lifletlere biz müdahale ettiysek bu da bağımsız olarak bir risk faktörü oluşturmaktadır. Peki remodelingde biz bu anüler dilatasyonu eğer 25-28 milimin üzerindeyse bu remodelingde bir risk faktörüdür. Ve eğer anülüs 25 milimin üzerindeyse remodeling yapmamak gerekiyor. Bunu savunan çokça yurt dışı yayınlar mevcuttur. Reimplantasyonla biz subvalvüler anüloplasti yaptığımız için bu sorunun karşısını almış oluyoruz. Ve ilk baktığımızda reimplantasyonla bu sorun tamamen çözülmüş görünmektedir. Gerçekte öyle mi? Hayır. Reimplantasyonun sakıncalarıyla ilgili de tabi David grubu değil, Doktor Yakup tarafından hele 1999'larda yayınlanan çalışmalarda reimplantasyonun da bir takım sakıncaları olduğu gösterilmiştir. Bunlardan en önemlisi reimplantasyonla biz aort kökünü tamamen tüp greft içine aldığımız için interliflet trigonlar dahil tüp greftin içine yerleştirdiğimiz aort kökü aort kökünün dinamiğini bozmaktadır. Dinamik derken burada aort kökünün ekspansibilitesi, yani genişlemesi ve lifletlerin hareketi veya hareketliliği. Aort kökü normalde %15-20 sinotübüler junction'dan daha büyük olmakla birlikte bir genişleme, doğal bir genişleme yeteneğine sahip, ama biz tüp greftle David'de bunun karşısını almış oluyoruz ve biraz önce gösterdiğim çalışmadaki diyagramdan görüldüğü gibi hem komisür seviyesinde şu David ameliyatlarının sonuçları, şu ise normal aortun komisür, sinüsler ve bazal seviyede açılma ve kapanma zamanında hareketlerini görmekteyiz ki David ameliyatında komissürler, sinüs ve bazal seviyede bu hareketin tamamen kısıtlanmış olduğunu görüyoruz ve yapılan eko çalışmalarında lifletler hızlı sistolik açılmada, lifletin sistolda tüp greftle kontaktı bile gözlenmektedir. Ve bütün bunlarla şu sonuca varmak mümkün. Remodeling bize daha fizyolojik bir aort kökü onarımı sağlamaktadır. Şimdi genç arkadaşlarımızın kafası karıştı gibi. Bazen ben de karıştırıyorum. Şimdi reimplantasyon iyi derken, şimdi remodeling bize daha iyi, daha fizyolojik bir sonuç sağlıyor diyoruz. Bana göre daha fizyolojik olan daha iyidir. Gerçekten de öyle. Peki biz bu durumda hangisini tercih edeceğiz veya hangi vakalarda hangisini tercih edeceğiz?
Bəncə bizim yapmamız gereken veya gittiğimiz trend özetleyen şu slayt. Hem remodeling hem reimplantasyonun artılarını birleştirerek remodeling artı subvalvüler anuloplasti yapmamız bize bu sorunları çöze ve daha fizyolojik bir çözüm bize sağlayabilir. Şöyle bir ameliyat görüntüsü alınıyor ve zamanımız kısıtlı olduğu için ben slaytları hızlı geçmek istiyorum. Subvalver anuloplasti bu ameliyatlarda kolayca yapabileceğimiz bir şey. Tam sağ koroner kaspın en dip noktasında tabi anatomik özelliğinden dolayı subvalver yapılamıyor. 5 mm ve üzerinde bir küçülme sağlamak mümkün eksternal aortik anuloplasti ile. Tabi bunun artık internal aortik ringlerde geliştirilmekte ve kullanmaya başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir STS'in database'inde de hala valve sparing en düşük mortaliteye sahip olmasına rağmen Amerika'da da %14 tüm aort köşü cerrahisinin içinde yüzdesi %14 ve yıllık 16'dan fazla vaka yapan merkez sayısı da maalesef %5 civarında. Ben kısaca bizim deneyimimizden bahsetmek istiyorum. Biz 23 hasta yaptık. Bu 8 hasta diseksiyonla 15 hasta aort kökü anevrizması veya anuloaortik ektazi ile ameliyat ettik. Bunların 8 hastaya Yakup yaptık. Bunlardan ikisine sadece non koroner kaspın replasmanını yaptık. 15 hastada David yaptık. Son hastalarımızda Valsalva grafti kullanıyoruz. Bu görüntüleri geçiyorum. İki hasta erken dönemde mortalitemiz var %8.7. Son slaydım özellikle genç arkadaşlarımız için bir mesaj olarak aort kökü cerrahisi yaptığımız zaman biz iki kriteri göz önünde bulundurmamız lazım. Bunlardan biri aort kökünün fenotipi ve aort kapağının durumunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Eğer aort kökü 40 milimin üzerindeyse, orada slaytta bir yanlışlık var, 40 milimin üzerindeyse remodeling ve subvalver anuloplasti ile biz daha fizyolojik ve daha standartize bir çözüm elde etmiş oluruz. Aort kökü 40 milimin altında olan suprakoroner anevrizması olan hastalarda suprakoroner graft ve subvalvüler anuloplasti ile bunu çözebiliriz. İzole aort kapaklarında da yine hem subvalvüler hem supraanüler ringler kullanılarak aort kapak tamir edilebilir. Biz kliniğimizde de aort kapak tamirini Dr. Schaeffers'ın yaklaşımıyla resüspansiyon ve serbest kenar ölçümlerini uygulayarak izole aort kapak tamirlerini de yapmaktayız. Hepinize teşekkür ediyorum. Öz kapağımızı ve özümüzü koruyalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Doktor Musayev'e teşekkür ediyoruz.